İyi günler herkese. Dün Amerika'da iki tane senatör e, sağlık yasasından aleyhinde olacağını ifade etmişler. Bununla beraber e, dolarda bir düşüş oldu. Dolar e, %0,40 aşağıda. E, tabii ki o tarafta bu şekilde bir zayıf bir hareket olunca Euro'da bir yükseliş var bu sabah. 1,15'lerin üstüne çıktık. 1.16'lar muhtemeldir. Oralara dek bu rüzgar eğer sürerse yükselebiliriz. Hatta 1.17 bile olabilir. Zaten Euro'ya bakıldığında teknik olarak da bazı sinyaller vardı. Bir güçlenme olduğunu söylemek mümkün. O nedenle çok da sürpriz olarak söyleyemekte de yanlış olur. Euro'da tabii ki dün zayıf bir enflasyon aldık ama bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nı izleyeceğiz. Orada bir faiz arttırımı olacak mı, olmayacak mı, ne gibi mesajlar var onları da yakından izleyeceğiz. Kurda aşağı yönlü bir hareket var ve 3.50'ye kadar düşme imkanı var. Teknik olarak da çok böyle güçlü bir sinyal de yok zaten onu da ifade edelim. Üç elinlilerden tepkiler oluyor ama çok da güçlü tepkiler olmuyor. Yani yukarı yönlü çok ciddi, çok tehdit edici bir tepki olmadığının yanında öyle bir rüzgar da yok. Onu da ifade edelim. Ons altında tabii ki bir yukarı doğru hareket var. Dolar endeksi düşünce altında da bir yükseliş oldu. 1237'yi izliyoruz. 1237'nin üzerine eğer yerleşirse yukarı hareket hızlanabilir. 1237'nin üzerine yükselmekte eğer zorluk çekerse o zaman satışlar olabilir. 1230'u ilk etapta izleyeceğiz. 1230'un da aşağısına inerse aşağı yönlü harekette o zaman hızlanabilir. İyi günler herkese. Hoşçakalın.